Değerli seyirciler, arkadaşlar, ben Murat. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Winterthur'dayım. Hem Winterthur'dan çekim yapacağım ve başıma bu sabah ne geldi? Bakın, size detaylı bu videomda anlatacağım. Bakın, görün. Dünyada ne çeşit insanlar var? İnsanlar hangi problemlerle uğraşıyor? Onu size detaylı anlatacağım. Siz çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Ben şu kamerayı ayarlayayım. Bir dakika. Fazla sürmez. Bir saat gibi biter. Tamam. Oldu mu? Nasıl görüntü? Görüntü iyi değil mi? Fena değil değil mi? Arkadaşlar, şirkete telefon geldi. Filanca adreste sistem bozulmuş diye. Randevu yaptım, telefon ettim kapıcıya, oradaki bakan adama. Dedim yarın 7-7.30 gibi gelsem olur mu? Olur dedi, 7-7.30 gibi dedim ben. Bazen trafikte, trafik yürümüyor, geç kalıyorsun falan. 7 dedin mi adam 7'de bekliyor. Onun için artık ben bilhassa ilk müşterileri, sabah trafiği yoğun olduğu için 7-7.30 gibi dedim. Her neyse, adam 7.30 anlamış. Öyle anlamış. Ben tabi geldim 7'de, telefon ettim, dedim ben geldim. Arkadaşlar, ben arabayı park ettim, orada bekliyorum. Daha karanlık, hava karanlık. Adam geldi ama gelişinden daha anladım, bu adam sinirli galiba. Her neyse, selam verdi. Merhaba merhaba dedi. Bozukluk dedi en arkada. En arka evde yani. Bayağı yürüyeceğiz. Dedim tamam. Dedi merdiveni yanına al. Dedim neden? Dedi yukarıda dedi takılı dedi, onu sökmemiz lazım. Tamam dedim, merdiveni de yanıma aldım. Her neyse, gittik eve, yukarı çıktık, baktım. Ben daha ilk bakarken yani anladım, bu motor bozuk, motor kapanmıyor. Birkaç kere denemiş, motor camı kapatmıyor. Yukarıda ağır bir cam var yukarıda. Motoru sökmüş o. Camdan camı kapatmış, camı bağlamış rüzgar açmasın diye. Dedim tamam ben bakarım dedim. Arkadaşlar, merdiveni elimden aldı. Dedi ben yapacağım. Dedim ya ben özel bunun için geldim. Ben bu işi biliyorum, ben bakarım. Yok dedi, sen dedi bilmiyorsun dedi. Dedim komşu, adam Arnavut. Dedim komşu, ve 10 seneden beri yapıyorum bunu, ben hem sökmesini biliyorum hem takmasını biliyorum. Yani bir kere değil, iki kere değil, belki 100 kere yapmışımdır. Ondan sonra arkadaşlar, inanılmazsınız, adam bir saniye içerisinde öyle bir sinirlendi ki, zaten konuşması sinirli adamın, devamlı böyle sinirli sinirli konuşuyor. Tamam dedi, ne yaparsan yap dedi, ben dedi gidiyorum dedi. Dedim okey, gitmek istiyorsan git de, yalnız sen beni çağırdın bu iş için, bu işi ben yapmam lazım. Ama sen gitmek istiyorsan buyur git, ben yaparım bu işi, yalnız da yaparım. Arkadaşlar gitmedi, asansörün orada kapısına dayandı, böyle bana bakıyor. Ondan sonra bana bakarken hafifledi böyle, sakinleşti ve konuşması normalleşmeye başladı. Dedim komşu, bu motor dedim hapı yutmuş, bu dedim deneyelim ama kapanmaz dedim. İstersen dedim bak, bana yardımcı olmak istiyorsan aşağıya in. Girişte dedim düğmesi var. Telefonla beni ara. Ya ben seni arayayım. Sana aç dediğim zaman açacaksın, kapat dediğim zaman kapatacaksın. Her neyse tamam dedi. Aşağı indi. Bana aşağıdan telefon etti. Telefon numaram var tabii onda. Kayıt etmiş, etti telefonla sabahtan. Arkadaşlar motor gık yapmıyor. Dedim bu motor apı yutmuş. Adam yukarı geldi. Bu arada sakinleşti filan. Arkadaşlar ben yukarıda motorun resmini filan çekiyorum. Yani aynısını sipariş verelim, aynısını takalım. Adam başladı gülme. Dedim hayrola komşu, ne oldu? Ya dedi ben dedi çok sinirlendikten sonra dedi böyle dedi gülüyorum ki dedi sinirlerimi dedi atayım dedi. Dedim hayrola komşu dedim, neye sinirleniyorsun peki dedim, yani bana mı sinirlendi dedim. Yok yok dedi, ben burada dedi, ben dedi 400 daireye bakıyorum dedi.
Akşamları dedi işim bitiyor dedi, saati basıyorum dedi, eve gidiyorum yemek yiyeceğim dedi, devamlı telefondan uğraşıp rahatsız ediyorlar, zile basıyorlar, yok orada bir bozuk, burada 5 dakika oraya gel, 10 dakika oraya gel dedi, çok olmaya başladı, sinirlerimi kaybetmeye başladım dedi. Dedim komşu, yani dedim bak dikkat et, yaş kaç dedim, dedi 63. Dedim komşu dikkat et, kalp krizi de geçirirsin yani, böyle fazla sinirlenmek de iyi değil yani, ve kendine bir mesafe vermen lazım dedim. Yani bunu 63 yaşında ben sana öğretmeme gerek yok, ama dikkat et dedim, yani sıhhatin için iyi değil. Ben bu sabah bir yanlışlık yaptıysam özür dilerim dedim, ama ben sana sırf şunu söyledim, ben dedim yaparım dedim, çünkü bu işi ben yapmaya geldim dedim. Sana merdiven getirip sana bakmaya gelmedim ki. Arkadaşlar bu arada da bakın Winterthur'dan geçiyoruz. Winterthur'u da seyredin yani. Ama o konuyu anlatayım müsaade ederseniz. Arkadaşlar her neyse, ben resmini falan çektim. Bu arada şirkete telefon ettim. Böyle böyle dedim, hatalı dedim. Öğrendim kaç haftada gelir. En az dedi 3 hafta dedi. Belki 2 hafta, ama dedi 3 hafta hesap şey yapmamız lazım. Her neyse biz bunun motorunu sipariş edeceğiz şimdi. İlk önce tabii ki bürosuna maille haber verilecek. Bu motor şu kadar para, değiştirmesinden şu kadar tutar. He derlerse yapıyoruz. He demezlerse artık yapmıyoruz arkadaşlar. Ödenmiyor. Faturalar ödenmiyor yoksa. Sormadan bir işi yaparsak müşteri diyor ki ben sana bu işi vermedim diyor. Ödemiyor. Çünkü o adam orada teknisyen. Onun bürosuna sormamız lazım. Bürosundan müsaade almamız lazım. Her neyse biz bunu, bu işleri yaptık. Ondan sonra hatta merdiveni aldı benim. Dedi ben dedi bu arabaya taşırım. Dedim ya komşu benim işim. Ben yok yok dedi. Ben dedi taşırım dedi. Ben dedi yardım edeceğim sana. Baktım iyice yumuşadı filan. Arabaya geldik. Ondan sonra arkadaşlar özür diledi. Dedi özür dilerim dedi. Bu sabah dedi sana dedi yanlış davrandım dedi. Sesim yükseldi dedi. Dedim ya komşu, İnsanlar hata yapıyor. Ben de hata yapıyorum, sen de hata. En iyisi dedim biz onu unutalım. İleri bakalım dedim yani. Ya olan oldu bir kere. O öfkelenmiş, sinirlenmiş. Belki bazı şeylere de öfkelendi, içinde kaldı. Ben geldim, içini döktü. İnşallah iyi gelmiştir adama. Yalnız arkadaşlar demek istediğim, bakın ufacık bir şeyden insan yani sıhhata dikkat etmek lazım. Benim görünüşüm bu yani. Ben de ara sıra öfkeleniyorum. Ben de. Ama işte o zaman olmuyor. Onun bunun kalbini kırıyorsun. Olmuyor işte. İyi olmuyor. Onun için dikkat etmek lazım böyle şeylere. Arkadaşlar bu arada da Winterthur'u geçtik sayılır. Burada amca da geçsin bakalım yoldan. O da yürüyüşe çıkmış sabah sabah. Keşke ben de emekli olsam da ben de sabahları yürüyüşe çıksam. Böyle işte arkadaşlar, böyle şeyler herkesin başına geliyor. Ama ben de ona öfkeli davransaydım ne bileyim yani, sonunda o giderdi, ben de giderdim, işte kalırdı. Ondan sonra ne olacak? Kim yapacak o işi? Gene gitmemiz lazım. Yani babamın bir lafı vardır. Sağ olsun. Öfkeyle kalkan zararla oturur oğlum der. Onun için yani değmez. Değmez. Bir düşünüp de ondan sonra konuşmak lazım. Veyahut da bir hareket etmek lazım. Bir beyni çalıştırıp da bilgisayarı, kafadaki bilgisayarı çalıştırıp da ondan sonra lak lak yapmak lazım. Şimdi ben ona kötü davransaydım bu iş belki bugün daha kötüye gidecekti. Daha fazla öfkelenecekti. Ne olacaktı? İki tane koskoca adam, ufak çocuk gibi. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu arada Winterthur'un endüstri tarafına gelmeye başladık. Bu sol taraftaki binalar eskiden hep buraları fabrikaydı arkadaşlar. Şimdi çeşit türlü şirketler buraya girdiler. Ne
fabrikaları vardı burada eskiden. Sulzer'de değil mi? Sulzer fabrikası. Çeşimtürlü her şeyi yapıyorlardı ya. Makineden tut da her şeyi yapıyorlardı. Ama şimdi bu fabrikaların içinde okul da var. Ufak şirketler de var. Ne bileyim depolar da var. Her türlü şeyler var yani. Ya bugün de şansımıza kırmızıdan kırmızıya mı gidiyoruz gene? Ne oldu? Ha, otobüs geldi mi bütün ışıklar kırmızı oluyor. Sırf ona yeşil oluyor. Şu karşıdaki bina okul. Meslek okulu. Şimdi Winter Tour'u buradan yavaş yavaş çıkıyoruz yani. Bu çıkan bir yol. Bu videoyu da yapayım. Çayınızla kahvenizle seyrederseniz bakalım nasip akşama video olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Sağ tarafta kebapçı vardı, gördünüz mü? Ya zaten karnım aç. Her yerde de kebapçı var. Gel de zayıfla. Gel de zayıfla. Nasıl zayıflayacaksın ki? Kebapçıyı geçiyorsun, McDonald's geliyor. McDonald's'ı geçiyorsun, Burger King geliyor. Gene durduk. Gene durduk hemşerim ya. Burada sol tarafta da işte binada çeşit türlü şirketler açmış. Ne var içinde? Bürolar filan var. Sigorta bürosu var. İnşaat bürosu var. Şirketler. Doktor var içinde. Hadi yürüyün ben de geçeyim. Bak bu zavallı adam da kör. Gözleri görmüyor. Çubukla yürüyor. McDonald's. Bakın solda bir sürü şirketler. Bu soldaki bu motor fabrikasıydı galiba. Makine fabrikasıydı eskiden. Sağdaki binayı yeni yaptılar. Tipinden zaten belli. Bugün Winter Tour'da trafik tam yürümüyor. Bana inat herhalde. Arkadaşlar fazla uzatmadan bu videoda böyle olsun, böyle kabul edin. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir like verirseniz sevinirim. Abone olmadıysanız, abone olursanız tabii ki gurur duyarım. En sonunda ne diyorum? Sağlık sağlık en mühim. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.